Kırım Tatarlarının lideri Mustafa Cəmil Kırımoğlu Rusiyanın ilhaq etdiyi yarmadıya BMT'nin sülhü mühafizə qüvvələrinin göndərilməsini istəyib. Hazırda ABŞ'da səfərdə olan Mustafa Cəmil Amerikanın səsində qonağı olub və bizim suallarımızı cavablandırıb. Mustafa bəy, artıq bir neçə gündür siz Amerika Birləşmiş Ştatlarında səfərdəsiniz, New York'da olmuşsunuz, BMT'de çıxış etmişsiniz və hazırda Washingtondasınız və burada görüşlər keçirirsiniz. Məqsədiniz nədir? Sizin Amerika'ya çatdırmaq istədiyiniz mesaj nədən ibarətdir? Esas olarak biz buraya Birleşik Devletler Teşkilatı'nın Güvenlik Konseyi tarafından davetli olarak geldik. Ve onlar elbet bizim görüşümüzü bu Ukrayna'da olup geçen olaylardan sonra biliyorsunuz çok şeyler değişti. Toprağımız işgal edildi Rusya tarafından. İstediler bilmeye bu gelecek nasıl olacak, bizim davranışlarımız nasıl olacak, bizim bakışımız bu konuda ne olacak ve bizim isteklerimiz, beklentilerimiz. İşte bu konularda Güvenlik Konseyi'nin kapalı toplantısında konuştuk işte öyleleri. Hep fikirlerimizi söyledik. Beklentilerimiz evet gayet çok çünkü malum olduğu gibi biz 1994 yılında Budapeşt protokolü imzalanmıştı ve bu protokola göre biz Ukrayna olarak nükleer silahından vazgeçecektik ve büyük ülkeler Amerika Birleşik Ştatları, İngiltere ve Rusya bizim bağımsızlığımızı, bizim ülkemizin bütünlüğünü koruyacaklardı. Mustafa Bey, Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesinden sonra orada olan Kırım Tatarlarının mövqeyi nədən ibarətdir? Çeşit sosyolojik araştırmalara göre burada rakamlar çok farklı. Mesela orada şovinistik Rus kurullar var. Onların fikirlerine göre, onların araştırmalarına göre orada yaşayan Rusların büyük çoğunluğu istekleri Rusya'daymış. Rusya'nın içerisinde görüyorlar. Etnik Ukraynalılar, yani kendi kimliklerini saklayıp olan Ukraynalılar ve Kırım Tatarları tabii ki bunu kabul etmiyorlar. Kendi geleceklerini Ukrayna devleti içerisinde görüyorlar. Ve kesinlikle bu işgali karşılar. Ama karşımızda büyük güç. Ukrayna bizim hak hukuklarımızı kendi bütünlüğünü koruyup olamıyor. İşte biz de burada hem Kırım Tatarları olarak hem Ukrayna vatandaşları olarak kendi ülkemize, devletimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bütün bu sağlam kuvvetleri, demokratik kuvvetleri, Batı ülkelerinin bu sorunu çözülmesi için bir seferber etmeye çalışıyoruz. Yalnız Batı ülkeleri değil, biz yarın Suudi Arabistan'a da gideceğiz. Orada İslam Birliği Konferans Birliği'ne görüşeceğiz. Çünkü çok rahatsızız. Bu genel asambleyesinde Ukrayna meselesi bakıldığı zaman 48 İslam ülkelerinden 32'si çekimser kaldı. Daha 2-3 ülkede destekledi Rusları. Bu SMG için içerisinde olan Kazak, Kırgızistan, Tacikistan gibi ülkeler desteklediler. Onun için daha fazla bu soruna dikkat çekmek için, bu sorunun temelinde ne olduğunu anlatmak için o ülkelerinin de, yani o birliğin başkanının, genel sekreterinin konuşacağız. Mustafa Bey, Kırım Tatarlarının bugünkü durumu necədir? Necə yaşayırlar hazırda Kırım'da? Vəziyyətlər necədir? Halkın içerisinde elbette büyük rahatsızlık var. Büyük çoğunluğu Ukrayna vatandaşlığından vazgeçmek niyetinde değil. Rus vatandaşlığını kabul etmek istekleri yok. Fakat onlar öyle duruma koyuldular ki şimdi 18 Nisan'a kadar, 18 Nisan'dan sonra otomatik olarak hep orada yaşayan insanları Rus vatandaşı olarak kabul edecekler. Ve mecburen pasaportlarını verecekler. Pasaport almayan insanlar, kendi Ukrayna vatandaşlıklarını saklamak isteyenler ayrıca varıp dilekçe yazacaklarmış.
Mustafa Bey, siz BMT'də çıxış etdikdə Kırım'a BMT'nin sülhü mühafizə qüvvələrinin gətirilməsinə çağırmışsınız. Sizcə vəziyyətdən çıxış yolu nədir? Nə etmək olar? Evet, bunu istərdik, amma onu nə qədər zor olduğunu biliyoruz. Bu gibi kararlar güvenlik konseyinde alınabilir. Ama orada Rusya'nın veto hakkı var. Elbette buna müsaade vermediler. Ama bu meseleyi genel asambleye de çıkarmak mümkün. Herhalde Kırım Yarımadası'nda insan hakları ne durumda olduğu konusunda dünya kamuoyunun haberi olacak. İkinci yol var, NATO'nun birlikleri girmesi, mesela Kosova'da olduğu gibi. Fakat dünyanın pratiği onu gösteriyor ki esas olarak böyle gibi hareketler yalnız bu ülkede çok ölçüde kan döküldükten sonra oluyor. Biz istedik ki böyle tedbirler bizim kanımız dökülmezden önce olsun. Fakat anlaşıldı ki öyle tedbirler alınmayacak. Mustafa Bey, çok teşekkür ederim müsahibeye göre. Çok sağ olun. Ben de teşekkür ederim. Ve ayrıca Azerbaycan devleti bu genel asambleyede Ukrayna'nın desteklediği için ayrıca teşekkürlerimi bildirmek isterim sizin ülkenizden.